Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapıyoruz yine? Tabii ki de zamanımız geldi artık. Haziran ayının zamanı geldi. Haziran yorumunu yapacağım. Kimler için? Tabii ki de çok sevdiğim Oğlak Burcu kadınlarının yorumunu yapacağım. 6 tane farklı deste vardı geçen sefer, geçen ay. Tekrardan özel istek üzerine 8 taneye çıkarttım. 8 tane farklı desteyle evrenden, sistemden en doğru bilgileri sizler için almaya niyet ediyorum. Ve haydi gelin başlayalım diyorum. Bir tane Osho'dan aldım. Oracle kartımızdan da aldım bir tane. Ve tabii ki doğanın ruhundan alacağım. Hangi metaforda olacaksınız bakalım. Haziran ayında. Yaz mevsiminin ilk ayında bakalım sizleri hangi güzellikler bekliyor. Ve evrensel enerji kartlarından da hangi gezegenin enerjisi altında olacağınızı söyleyecek bakalım. Evet sevgili güzel Oğlak Burcu kadınları, haydi bakalım evrensel enerji kartlarımıza göre hangi gezegenin enerjisinde olacakmışsınız Haziran ayında? Ras Algol, yani kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş, geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Bakacağım şimdi bu ne demek istemiş. Adanın ruhu, kendinizi yalnız hissettiğiniz için belki de hani kötü şansta olduğunuzu düşünecek olabilirsiniz. Veyahut da geçmişinizi düşünecek olabilirsiniz. Geçmişte olan bir olayı. Engel, aman yarabbim. Bakın nasıl koordineli geliyor görüyor musunuz? Algol yıldızı geldi. Ve bütün yaşamak, bütün bunlardan Osho diyor ki anı yaşayarak sıyrılabilirsiniz diyor. Yani geçmişe takılma, ana odaklan dedi. O diğer her şeyi sildi süpürdü bu kart bence. Bakalım. Evet. Sessizlik ve adanın ruhu geldi. İki tane asılmış adamımız geldi. Ama çok güzel zafer kartı geldi. Evet, şimdi şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. İyice şöyle bakayım. Birazcık daha şunları şöyle
alalım. Adamın ruhu da gelsin. Alvar görünüyor galiba birazcık, evet. Engel kartımız da görünüyor, tamam. Şimdi... Biraz sessiz kaldım. Bana da adanın ruhu birazcık geçti gibi geldi arkadaşlar. Ama yalnız ve yalnızsın diyor. Şimdi o yalnızlığınızı hissettim. Evet. Burada aslında birden fazla teori de çıkartabiliriz. Yani birden fazla olasılığımız var anlatabilmek adına sizlere. Şimdi askıya aldığınız, ertelediğiniz, bu şimdi dursun ben daha sonra ilgilenirim dediğiniz bir meseleniz var mı? Var. Çok sessiz kalmışsınız bu konuda, kendinizi geri çekmişsiniz, belki rahatsızlığınız vardı, dinlendiniz, iyileşme sürecindeydiniz ve artık bir şeylerin zamanını geldiğini söylüyor. Veyahut da eşiniz sizden gitti, kendisini geri çekti, evliyseniz eğer, ya da babanız sizden kendisini geri çekti, bir babanızla alakalı bir durum var. Siz annenizle beraber kaldınız tek başınıza. Oğlak kadınları, o da olabilir. Veyahut da buradaki oğlak kadını sizsiniz. Yani tasım kraliçesi olarak siz çıktınız. Burada yatırım yapmayı seven, yatırım yapacak olan, yaşını başına almış veyahut da son derece olgun bir karaktere sahip olan bir toprak tılsım kraliçesinden bahsediyor bize burada. Şimdi kalbiniz kırık mı kırık? Ya da annenize kalbiniz kırık, ya da ablanıza kalbiniz kırık. Bir şeyden dolayı bir anne figürü var burada. Anneniz çıkmış. Ya da dediğim gibi eğer annenizle alakalı bir durumunuz söz konusu değilse, kendinizle alakalı bir durumlar var. Bir konudan dolayı kalbiniz kırılmış. Ama zafer sizin mi? Elbette ki sizin olacak. Siz böyle sessiz, sedasız duruyorsunuz ama... Zafer sizin olacak. Bu kartı hiç yabana atmayın. Bu kart da benim için sanki böyle, burada defne yaprakları vardır. Ben bunu çok severim. Burada da zeytin dalı çıktı. Bir barış, bir uzlaşma, bir zafer kazanma. Ama geleceğim şimdi ne olduğunu söyleyeceğim sizlere. Geçmişte birisiyle aranızda bir takışma meydana gelmiş olabilir. Size maske takmışlar. Size gerçeği yansıtmamış bu kişi. Ama bu kişiyle o kadar güzel barışacaksınız ki, o kadar güzel tekrardan birbirinize kavuşacaksınız ki, bu kadın mı erkek mi bilmiyorum. Şimdi ona da bakacağız. Ama bu arada kendinizi yalnız hissedeceğiniz bir aydasınız. Ama bence şansım yaver gitmedi galiba ya diyeceğiniz bir durum da var. Fakat geçmişe takılıp kalmayın, anı yaşayın. Buradaki çıplak erkeğe bakmıyor. Burada biraz cıbıl bir erkeğimiz var ama burada diyor ki anı yaşa, geçmişe takılma, çok da geleceği de düşünme. Anı yaşa, bugününü yaşa. Yani biraz daha bu sizi mutlu edecek, birazcık daha kendinize gelmenizi sağlayacak. Kötü şansım var demeyeceksiniz artık. Mesela hani bu kelimeyi belki de sarf ettirmeyecek, anda kalmak size. Hani günlük yaşantınızı muhakkak devam ettirmeniz gerekiyor. Yani sürekli işlerinizi erteleyip buradaki gibi iki tane asılmış adamla, ya şimdi biraz benim şu konuyu bir düşünmem lazım, geçmişe doğru gidip yani anda kalmayı erteliyor da olabilirsiniz. Bunu da unutuyor da olabilirsiniz bu geçmişi düşünerek. O yüzden burada anda kal dedi, anı yaşa dedi. Sen kendine bak dedi, boş ver dedi, geçmişi dedi, ne olduysa oldu dedi. Daha şimdi sen kendi önüne bakacaksın dedi. Bugününe bak, yarınına bak, o kadar diyor. Ve bu şekilde yaparsanız kazanacaksınız. Ne kötü şans gelecek, ne sürekli geçmişinizle alakalı düşüneceksiniz veyahut da geçmişten önünüze gelecek şeyler olacak. Hiç öyle şeyler olmayacak yani. Rahat edeceksiniz her şeyden önce. Haziran ayı için geçerli bu, biliyorsunuz. Şimdi burada ben şimdi sorularımı sormaya başlayacağım. Ben tabii böyle rahat durmam, biliyorsunuz. Merak ettik çünkü bir kere.
şu iki tane asılmış adamın üstüne koymak istiyorum. İki tane asılmış adam geldi çünkü. Bu annenizle alakalı bir durum nedir? Merak ettim. Kim maske taktı size? Sizin bu kadar yalnız hissetmenizdeki sebep ne olacak? Şimdi aslında bu ayın içerisinde yine zaferi elde edeceksiniz ama ayın 28'ine doğru, sonuna doğru birazcık daha yani olaylar olacak ama sonunda da zafer sizin olacak. Ay daha çıkmadan, bitmeden olacak bu. Şimdi size takılan maske varmış. Bu sizi çok öfkelendirmiş, çok sinirlenmişsiniz siz. Neymiş, konu neydi? Evet, işte bir Azize var burada. Bu kadın tesettürlü bir kadın olabilir. Veyahut da güvendiğiniz bir kadın olabilir bu. Öyle hissettim. Ne yapmış peki? Güneş kartı geldi. Kendi iyiliği için bir şeyler yapmış olabilir ya da sizin iyiliğinizi düşünerek yapmış olabilir diyor. Peki konu neydi? Parayla alakalı diyor. Kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum ama parayla alakalı bir meseleymiş bu. Kendine güneşler doğdurmuş kendi aklınca ama o bir maske takılmış. Onu öğreneceksiniz. Daha doğrusu öğrenmişsiniz de şimdi o kişiyle barışacaksınız. Peki nasıl, ne şekilde barışma görünüyor size? Yine kurnazca bir barışma görünüyor sevgili arkadaşlar. Pekala, neden kendinizi yalnız hissedecekmişsiniz? Bakın kupa prensiniz geliyor, tıngır mıngır atına binmiş. Beyaz atlı prensinizdir aslında bu sizin ve geliyor olarak görünüyor. Bence yalnız hissetmeyin. Bu yalnızlık hissine düştüğünüz anda hiç belki de inanamayacaksınız ama birisi size aşk teklifine teklifinde bulunmaya gelecek olabilir. An meselesi yani. Hani aynı anda olabilecek olabilir her şey. Asılmış adamlara gelelim. Evet, işte böyle güzel bir şeyi nasıl astınız? Bir de buna bakalım. Şeytan. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Karmanız, atalarınızdan getirdiğiniz karmanız veyahut da babanızdan, annenizden aldığınız veyahut da kendi yarattığınız bir karmanız da olabilir. Bu karmanın sebebiyle bir işinizi askıya almışsınız ama bunun yanında en önemli işinizi de askıya almışsınız. Sizin için çok önemli ve çok güzel olacak bir işi de askıya almışsınız. Yani kendinizi hiçe saymışsınız. Birazcık daha böyle bu Haziran ayına sarkacak gibi görünüyor bu askıya almalar. Ama şimdi bir şeyin zamanı gelmiş artık, evet. Aileden maddi olarak destek almanın zamanı gelmiş sevgili arkadaşlar. Bu size olacak. Peki bu anneden gelecek olan durum neydi? Anneden gelecek olan durum paraymış. Yine hep para. Para meselesi sevgili arkadaşlar. Anneniz tek başına yaşayan veyahut da kendi başına da yaşayabilecek durumda olan bir kadıncağız olabilir. Yani maddi durumu çok iyi. Hiçbir şeye de ihtiyacı yokmuş. Burada öyle söylüyor bize. Ya da bu siz de olabilirsiniz tabii ki de. Şimdi çok kolektif baktığım için hepinize birden evet anneniz diyemiyorum. Kendiniz de olabilirsiniz. Çünkü tılsım kraliçesi çıktı. Yaşça büyük bir abla, teyze, hala, yenge, büyük kuzen, kayınvalide veyahut da anne. Bunlar olabilir diyor kartlarımız. Niçin kalbiniz kırılmıştı bu kadar çok? Bir teklif almayı umut etmişsiniz. Her şeyin güzel gideceğini düşünmüşsünüz. Hatta belki de yaratıcı kudretin size yardımcı olacağını düşünmüşsünüz. Ama kalbiniz kırılmış sanırım. İstediğiniz zamanda istediğiniz şeyler olmamış. Neye kavuşacaksınız? Evet, yine mahkeme kartımız geldi. Emir kartıyla aynıdır. Sizin artık bu kadar üzüntünüzden sonra güzel günlere kavuşmanız zamanı gelmiş. Çok böyle irdelemek, bakmak isterdim ama hepinizin hikayesi farklı olacağı için çok uzun sürebilir, karışabilir. O yüzden diyorum ki bireysel açılım isterseniz elbette ki Instagram sayfama gelebilirsiniz. Hepinizi seve seve dinlerim ve size en uygun açılımı bulabilirim sevgili arkadaşlarım. Pekala, o zaman ne yapıyoruz? Bir de şu engeli soralım. Engeliniz neymiş sizin Haziran ayında?
Ha, çok çalışmak. Çok çalışıyorsunuz. Evet, oğlak kadınları da çok çalışır. Doğru. Ya da çok çalışmak konusunda bir engeliniz meydana gelecek. Çok çalışmak isteyeceksiniz ama bir engelle karşılaşacak da olabilirsiniz tabii ki de. Sizin kendi hayatınızın akışına göre benim söylediklerimi anlayabilirsiniz, bunu alabilirsiniz. Pekala, sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan Oğlak Burcu kadınları, Haziran ayında çok sabırsızlandığınız bir işiniz var. Yani bir şey, bir yerden haber bekliyor olabilirsiniz. Bir yere gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Çok sabırsız olduğunuz bir Haziran ayınız söz konusu sevgili arkadaşlar. Bir işi olanlar için ise artık emeklerinizin karşılığını almak üzere beklemeye geçmişsiniz. Güzel, aslında bence alacaksınız da gibi görünüyor. Bir ilişkisi olmayan oğlaklar için ise çok tutkulu başlangıçlar söz konusu olabilir. Biraz da böyle geçmişe kızgın olabilirsiniz. Biraz elinizde sopa var. Böyle hani erkeklere karşı böyle ay canım cicim böyle yaklaşamıyorsunuz. Biraz böyle hani eliniz maşalı gibi böyle hani elinizde sopa varmış. Hani her an dövebilecek böyle onu böyle ezikleyebilecek bir tavrınız oluşmuş olabilir bu Haziran ayında. Yani böyle bir tavır sergileyecek olabilirsiniz. Hem kızıyorsunuz hem de size güzel yeni bir başlangıç var. Bir ilişkisi olanlar ise ikilemdesiniz sevgili arkadaşlar. Yeni ay zamanı ile birlikte bu ilişkinin belki de biteceğini düşünüyorsunuz ya da bu ilişkinin bakalım ilahi adalet geliyormuş, hiç merak etmeyin. Bu ilişki bitmeyebilir. Şöyle, çünkü eskiden partnerinizin yaptığı bütün kötülüklerin artık yapmayacağını, tövbe edebileceğini görebilirsiniz. İlişki kurtulabilir. Böyle de bir durum var. Çünkü ilahi adalet geldi. Peki bu ilahi adalet ne yapacak? İlişkiyi bitirecek mi, yoksa size bir şans daha verecek mi? Evet, neden olmasın? Yıldız kartımız geldi. Ben bunu çok sevdim. Siz yine de bir tuz patlatın. Hani biliyorsunuz nasıl olduğunu. Veyahut da bir kurşun döktürün. Ne olur ne olmaz. İlişkinizin üzerinde bir şey yapın. Yani bir negatif enerjiyi atma ritüeli yapın ki sanki istediği gibi geldi bana. Çünkü yıldız geldiği zaman bana nazar yıldız düşüklüğünü veya da yıldız yüksekliğini falan gösterir. Yani bu tarz şeyleri verir. O yüzden bir yapın bakalım. Bence iyi gelecek. Evli olanlar için ise ay ay çok güzel, çok güzel geldi. Şimdi eşinizden size bir teklif olabilir. Pek hoşlaşmayacağınız bir teklif belki de, ama hani pek böyle sizi böyle tatmin etmeyecek bir teklif. Hoşlaşmayacağınız değil de elbette ki eşiniz güzel bir hediye alabilir. Belki size bir şey verecektir. Belki size bir yatırım yapmanızı sağlayacaktır. Biraz zayıf gelebilir size, hani sizin niteliğinizdeki insanlara. Hani nasıl söyleyeyim, bu bir pırlanta yüzük istemek gibi ama eşiniz size altın bir yüzük alır. Yani misal verdim. Ama yüzük mü? Evet. O da gelmiş mi böyle elinde balıkla, kısmetli? Evet. Ama tabii siz pırlanta yüzük istemiştiniz gibi gibi. Peki. Platonik olanlar için. Platonikler, içsel çatışmanız var. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Peki ne yapacakmışsınız? Aha, buluşma geldi. Mükemmel. Çok sevdim. Buluşuyorsunuz. Partneriniz Aslan Burcu bile olabilir. Ya da en geç. Ama ben zaman vermeyeyim. Bence partneriniz Aslan Burcu diyeyim. Hadi öyle söyleyelim. Daha çabuk buluşursunuz. Güzel. Buluşacaksınız. Bu platoniklikten de çıkıyorsunuz. Buluşmak demek artık platonikliğin bitmesi demektir. Biliyorsunuz artık. Peki ex partnerinde aklı kalanlar, onu düşünenler aranızda neler olur? Bakın, hemen bir sadaka veriyorsunuz. Muhakkak size çok iyi gelecek ve sonra birbirinizi, aşkı çok güzel bir şekilde, bonkör bir şekilde aktaracaksınız. Sevginizi birbirinize vereceksiniz olarak görünüyor. Haziran'ın 6'sı olarak göründü. Evet, bir şeyler değişip dönüştürülecek sevgili arkadaşlar. Aranızdaki her şey hızlıca bir şekilde partneriniz tarafından dönüştürmek istiyor. Bakın çok güzel, yine Aslan Burcu simgesi geldi. Partner, ex partner Aslan Burcu olabilir. Evet. Ya da Ağustos ayında bu ex partner çok fena size geri gelebilir. Yani çok fena diyorum çünkü hani kalıcı gelebilir. Yani bir daha gitmemek üzere. En geç. Gerçi zaman vermek istemiyorum. Ama siz Aslan Burcu zamanını
Yine de bir dikkate alırsınız. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer ki bu açılım size uymadıysa, hiç beni yansıtmadı diyorsanız, elbette ki evrene iade edip değişip dönüşmesini ve size çok güzel bir şekilde geri dönmesini sağlayabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Temmuz ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.